Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için yoğurtlu sultan kebabı tarifi hazırladım. Keyifle hazırladığım videomu umarım beğenirsiniz. Yoğurtlu sultan kebabımız için gerekli malzemelerimiz pul biber, tuz, karabiber, 15 adet zeytin, 3 adet dolmalık biber, 2 adet büyük kapya biber, su, sıvı yağ, 2 adet kuru soğan, sosu için birkaç diş sarımsak ve yoğurt, 2 adet tavuk bonfile ve yufka ihtiyacımız var. Öncelikle iç harcımızı hazırlıyoruz. Bunun için uygun bir tavaya 2-3 yemek kaşığı zeytinyağımızı ilave ediyoruz. Üzerine küçük küçük doğranmış kapya biber ve dolmalık biberlerimizi ekliyoruz. Ocağımızı alarak pişiriyoruz. Biberlerimiz kuru soğana göre daha dolgun ve sulu olduğu için soğanı eklemeden bir ön pişirme yapmış oluyoruz. Pişirme yaptığımız biberlerimizi küp küp doğranmış kuru soğanımızı ilave ederek pişirme işlemimize devam ediyoruz. Pişen biberlerimizin ve soğanlarımızın üzerine tuz, karabiber ve küçük küçük doğranmış siyah zeytinlerimizi çok ufak doğramış olduğumuz tavuk bonfilemizi ilave edip pişirmeyi tamamlıyoruz. İç harcımız hazır. Biraz ılıttıktan sonra diğer işleme geçiyoruz. Şimdi sarma işlemine geçiyoruz. 1 adet yufkayı 4 eşit parçaya bölüyoruz. Daha sonra yufkamızın üzerine 1 tatlı kaşığı su, 1 tatlı kaşığı zeytinyağı ilave edip yufkanın her yerine yayıyoruz. Geniş olan kısma iç harcımızdan 2-3 yemek kaşığı kadar alarak yayıyoruz. Kenarlarından içe doğru kapatarak bulo şeklinde sarıyoruz. Tüm yufkalarımızla aynı işlemi tekrarlıyoruz. Daha sonra gösterdiğim şekilde keserek fırın tepsisine yerleştiriyoruz. Tüm yufkalarımızı aynı şekilde iç harcımızla doldurarak rulo şeklinde sararak tamamlıyoruz.
rulolarımızı hazırladık. Şimdi tüm sardığımız yufkaları aynı boyutta keserek fırın kabımıza yerleştiriyoruz. Dizerken çok sıkıştırmayın, aralarını biraz seyrek bırakın ki yufkalar güzelce kızarsın.
fırın tepsimize yerleştirdiğimiz rulolarımızın üzerine zeytinyağı ile yağlıyoruz. ...180 derecede önceden ısınmış fırında alt üst ayarda 25-30 dakika kızartıyoruz. Her fırın farklılık göstereceğinden kontrollü pişirmenizde fayda olacaktır. Sultan kebabımız çok güzel kızardı. Üzerine hazırlamış olduğumuz sarımsaklı yoğurt karışımı ilave ediyoruz. Tereyağı ve pul biberli sosumuzu dökerek servis yapıyoruz. Afiyet olsun. Yoğurtlu Sultan Kebabı tarifini buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma hala abone değilseniz lütfen abone olmayı, yeni videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere, hoşça kalın.